1986 Ankara doğumluyum. Aslen Ordu Faslı'yım. 26 yıldan beri Çınarcık'ta ikamet etmekteyim. Aslen mesleğim mobilya sektöründeyim. Lise mezunu belirtiyim öncelikle. Mobilya sektöründen girdim bu işe. Onun dışında okul aile bir başkanlığı. TÜKVA'da üniversite sorumlu birimliyim. Böyle bir oto yıkama söz konusu oldu. Aynen. Bir muhtarlık adalet söz konusu oldu. Onda da üçüncü oldum. Aslında bu hep şunu düşünmüşümdür ben. Olmayanı yapmak. Çünkü genel olarak baktığımız zaman ilkleri gerçekleştirme kadar güzel bir şey yok. Bu her anlamda oluyor benim için. Gerek ailevi, gerek iş, gerek sohbet, arkadaşlıklarda olsun. Hep ilklerde olmak, ilkleri gerçekleştirmek. Bencil bir anlamı demek istemiyorum. Her zaman iyi olduğunu düşünmüşümdür. Ve çevremdeki yatırım yapan insanları, iş adamları hep bunu görmüyor. İlkleri gerçekleştirdikleri için ön planda oldular. Bu niyetle de benim de algım vardı. Bu treni 2 yıl önce ben yukarıda NATO yolunda görmüştüm. Yukarıda. Böyle bir niyetim vardı aslında. Hani olmayanı yapmak, farklı bir konsept oluşturmak. Sonra bir anda aklıma geldi. Burası boş duruyordu arsa olarak da. Ne yapabilirim? Hizmet amaçlı neler yapabilirim derken tren aklıma birden geldi. Sonra tren sonra kurmayı düşürürken içine bir şey yapmam lazım dedim. Köfte yapayım dedim. İçine mangalı yerleştirdim. Oldu çürp çürp köfte. Köftem dedim onu zaten tutuyor. Şimdi şöyle bir şeydi. Çınarcık hakikaten çok güzel bir yer. Biraz turistik bölge. Tepki öyle bir tepki oldu ki hani bu tepki iyi niyetli tabii. Bir algı yarattık, bir algı oluşturdu. Artık eskiye dönüş başladı arkadaşım. Ben buna inanıyorum. Hani o şatafatlı hayatlardan olmayan paralarla bir şey yapan insanların şehirleşmeden sonra artık köy hayatına daha bir rahat, daha bir savaş mekanlara yönelik bir kayma söz konusu olduğunu düşünerekten ben de böyle bir mekan açmadı. Şimdi burada her şey zaten doğal. Lastiklerden masa, tabure. İnsanın bildiği işi yapmak kadar güzel bir şey yok. Biz ilk önce köften ve köfte ve sucuktan başladık. İlerleyen zamanları tabii halkın arz ve talebine göre biz de o menüyü geliştireceğiz ama bakalım ilerleyen zamanlar da olacak yani. Köfteleri özel bir aşçımız var benim 12 yıllık hayat arkadaşım. Eşim hazırlıyor. yani eşim giderse köfteleri biter mi dükkanı kapatırsın sana söyleyeyim. Bunu da belirtmek isterim ki ben bugüne kadar tabii 12 yaşından beri iş faaliyetinde hep işverenlik yaptım. Hani yadırgamdan söylemiyorum yanlış anlamayın. Hep bir baba mesleği var, dükkan var. Dükkanda patron olmadık ama hep bir işverenlik sıfatı vardır ya hep onu devam ettim ama ben de şu format vardı. İş sahibi olamadım. Belki babamla tezatlığım buydu. Hep şunu demiştim. İş sahibi müşteridir bana göre. Ben iş veririm, mekan açarım ama burayı yönlendiren, burayı dolduran, anlatabildim mi? Buranın geçimini sağlayan, döndüren müşteridir, halktır. Bu potansiyelle gidiyorum, bu dönüşle gittiğim için bu konuda temennim bu olur yani. Köfte aynı köfte diyemeyiz. Köfte ızgarada pişen bir köfte. Tadı değişik olabilir ama bu konsepte gerek yapay havuz olsun, gerek trene karşı bir algı. Eskiden hep minibüslerde yapardık köfteyi biliyorsun. Şimdi bu farklı bir konsept oldu. Bu da ne olur? Vatandaş buraya geldiği zaman da tadından ziyade buradaki temiz hava, konsept, şu havuzdaki ses bile insanı ittiriyor yani. Bir oh dedirtiyor.